1954 yılında Mısır'ın ikinci çapasında Rize'de doğdum. Ben Mehmet Bekaroğlu. İhsanoğlu Mehmet Bekaroğlu. Doğduğum gün tam bilinmese de bildiğim o bahar gününden bu yana Rize hayatımın en önemli yerinde durdu hep. Şu eski fotoğraflarını gördüğünüz dağlar ile deniz arasında sıkışmış, yemyeşil ama hep sıkıntılarla boğuşan Rize. Bekaroğlu ailesi İkizler'den Fındıklı'ya göç etmiş bir ailedir. Çay fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışan babam İhsan Bekaroğlu işte bu ailenin bir üyesidir. Babam hak adamıydı. Yardımsever bir insandı. Yardımı ihtiyacı olan bir insan görmesin, teklifsiz atlardı. Bakmazdı yani önüne. Birisi yardım istemeye gelse elinde ne var ne yok verirdi. Mesela fındık zamanları gerçekten gezip fındık toplayanlar olurdu, gelirdi bize. Babam teneke verirdi. Annem kızardı, tatlı tatlı kavgalar yaparlardı. Yani babam Allah'a adamı diye bilinir ya, öyle bir insandı. Annem Müzeyyen Hanım ise, Allah uzun ömürler versin, şimdi biraz hasta ama bizim evin bel kemiğiydi. Bizim köydeki evimiz yeşillikler içinde, bildiğiniz eski Karadeniz evlerinden biri. Evimiz tipik Karadeniz evi ama öyle büyük ağa evi falan değil, küçük halk tipi bir ev. Mutfağında toprak zemin var, ateş var, açık ateş. Hem ısınılır hem de yemek yapılır. Sonraları işler değişti, soba alındı. Bildiğimiz bu kuzine sobalar. Öyle bir ev bizim evimiz. Tabii daha sonralar işler değişince ahşaptan yavaş yavaş taşa geçildi, birikete geçildi. Ve annem uzaktan deniz kenarında imece usulüyle sırtta biriket taşıyarak o evi daha tırnak içinde modernleştirdi. Böyle bir ev bizim evimiz. Annem babamdan biraz farklı bir insandı. Hırslıydı. Her şeyi olsun isterdi, yapmak isterdi. Bizim de okumamızı istedi ve başardı da. Ben ilkokulu ve ortaokulu Fındıklı'da okudum. Bana caddeleri inanılmaz büyük gelen Rize'ye sık sık gider gelirdik. Çünkü ablam ve iki amcamın kızı 1960'lı yıllarda Rize Ticaret Lisesi'nde 5 kız öğrenciden 3'üydü. Diğer ikisi de Fındıklı'dandı. Onları ziyarete gelirdik. O yıllardaki Rize bambaşkaydı. Rize'ye gittiğimizde sokaklarında dolaşırken her şey bana büyük ve güzel gelirdi. Rize Halk Pazarı'nda her şeyin bulunduğunu düşünürdüm mesela. Şeyh Camii'nin önündeki meydan, yani şu bizim hükümet meydanı çok büyük gelirdi bana. Deniz turist otelinin altına kadar gelirdi. Deniz Yolları Acentesi'nin önünde kamyonlara yük doldurulurdu. Biz de arka tarafında denize girerdik. Sonra oralar dolduruldu. Deniz dolduruldu. Güzel mi oldu, kötü mü oldu bilemem ama kara denize doğru büyüdükçe Rize eski Rize'liğini kaybetti. Böyle büyük liman falan yoktu o yıllarda. Büyük gemiler yaklaşamazdı. 68 ileydi. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. Kereste çekilirdi. Limana yanaşamadığı için gemiler açıkta dururdu. Dışarıdan kereste kayıklarla çekilirdi. Biz de iki arkadaş yüzerek çekerdi bu kerestelerden. Bir tanesini çektiğimizde 75 kuruş alırdık. 3 tane çektiğimizde 2 kişinin sinema parası çıkardı. Ver elini ses sineması, melek sineması. Sonra benim lise yıllarım geldi. Fındıklı'da maalesef lise yoktu. Ablam ve eniştem öğretmendi ve Ağrı'daydılar. Ben de onların yanına okumaya gittim. Ağrı çok soğuktu. -20-30 dereceler. Dayanamadım ve daha sonraki yıl dayımın yanına Kırıkkale'ye gittim. Yani liseyi gurbette okudum.
Bizim hayatımızda, hatta diyebilirim ki Rizelilerin büyük bölümünün hayatında fındık ve çay, ama özellikle çay çok önemli olmuştur. Bizim 10-12 dönüm çay bahçemiz vardı. Ailece çalışırdık o çay bahçesinde. Zengin filan değildik ama çay sayesinde yoksullukta çekmedik. Ve hepimizi okuttu o çay bahçesi. Belki o yüzden üniversitede okurken, okul tatil olduğunda koştur koştur Rize'ye gelir ve kendimizi çay bahçesinde bulurduk. Çay Rize için her şey, bizim için de her şeydi. Biz çayla büyüdük, çayla yetiştik. Senede 3-4 sürgün olur çayda. O zaman elle toplanırdı, biz toplardık. Hele okullar kapandıktan sonra hemen memlekete koşardık ve ablamla ikinci, üçüncü sürgünü birlikte toplardık. Rahmetli babacığım da bizimle birlikte çay toplardı. Ama her ne olursa olsun yapmaktan vazgeçmediği alışkanlıkları vardı. Babamın hiç vazgeçemediği tutkuları vardı. Azdı ama vardı. Bunlardan en önemlisi ajans dinlemek. Radyodan ajans dinlemek, haberleri dinlemek. O zaman saat 1 ve akşam 7 ajansları vardı. Bizim evde radyo yoktu. Komşumuz Ramiz amcalar da vardı. Babam oraya koşardı. Herkes de gelirdi oraya. Sinyal verildi mi, haber saati geldi, anlaşıldı mı, herkes susar ve habere kilitlenirdi herkes. Sonra da bunu tartışırlardı, konuşurlardı. Tabii böyle bölgeyle ilgili haberler, çayla, fındıkla ilgili haberler, taban fiyatlar zaman zaman hayal kırıklıkları oluşturuldu ama daha bir ilgiyle dinlenirdi. Ben küçük bir çocuktum. Okuldan eve geldim, büyük annem ağlıyor. Ağlardı öyle. Bizim kardeşim Şevki ile isimlerini aldığımız iki kardeşi Şevki ve Mehmet Allahu Ekber dağlarında kalmıştı. Onu hatırlar ağlardı. Onlara ağıtlar yakardı Lazca. Bir gün okulda geldim, yine ağlıyordu ve yine kardeşleri için ağlıyor diye düşündüm. Ama öyle değil dedi yani. Bu başka bir şey için ağlıyordu ve dedi ki oğlum ben bugün bize demokrat giydiren adamı astılar, onun için ağlıyorum diyordu. Demokrat bizde ayakkabı, yani lastik ayakkabı ve bir de gaz içki şişesi ya da ilaç şişelerine gaz konup bir çaput bağlanır, meşale yapılır. Bunun adı da demokrattır. Bu demokrat denen lastik ayakkabılar bölge için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu lastik ayakkabılar gelene kadar topraktan bulaşan kancalı kurtlar var. Bütün insanlar, çocuklar bundan hastalanıyor, kansızlık oluyor, perişan vaziyette. Demokrat geldikten sonra ya da lastik ayakkabı geldikten sonra bütün bu hastalıklardan insanlar kurtuldular. Yani hastalıktan kurtulma, refah eşittir demokrasi gibi bir şey çıkarabiliriz. İşte demokrat giydiren adam derken lastik ayakkabıyı kastetti bu. Buna ağlıyoruz. Demokrat giydiren adam Menderes, Demokrat Parti. Demokrat Parti zenginliğiyle beraber bunlar bölgeye geldiği için demokrat adını vermişler. Bölge insanının böyle enteresan bir buluşu var. Babaannemin Demokrat Parti'ye hiç rey verdiğini sanmıyorum. Verdiğimi de bilemiyorum. Ama demokrat giydiren adama ağladığını anlıyorum, biliyorum. Ve sonradan da ilk siyasi tecrübe olarak not etmişim kendime. İlk siyasi tecrübem babaannemle bu. Babaannem hangi partiye rey verdiğini bilmiyorum filan ama babamı biliyorum. Babam Selamet Partisi çıktığı günden beri Selametçi oldu. Selametçi İhsan diye bilindi. Hep öyle oldu. Ben hep başarılı bir öğrenci oldum. Ortaokulda da lisede de. İyiydi notlarım. Hep iftira listesini geçirdim. Ama buna rağmen üniversiteye geldiğimde ilk sene düşük bir puan aldım ve Ankara İktisat İticari İlimler Akademisi'ni kazandım. Bir yıl sonra tekrar girdim ve çok yüksek bir puan aldım. O dönem üniversiteye girerseniz sonuçları gelir, puanlar gelir. Bu puanlarla ön kayıt yaptırırsınız. Sıra size gelince de kesin kayıt yaptırırsınız. Ben de çok yüksek puan almıştım. Ön kayıtlar yaptırdım ama okumak istediğim bölüm felsefe, siyasal gibi bölümlerdi. Felsefeye ön kayıt yaptırdım. En önce de ona sıra gelince felsefeye kayıt yaptırdım ve gittim İzmir'e. Tabii annem bunu duydu.
ifade ettim. Annem çok hırslı bir insandı. Bizim doktor olmamızı, mühendis olmamızı, daha büyük insanlar olmamızı isterdi. Geldi Kırıkkale'ye, dayımı aldı, beni buldu ve döndük. Ankara'da tıp fakültesine kayıt yaptırmak zorunda kaldım annemin baskısıyla. Ama kayıt yaptırdığım günde psikiyatrist olmaya karar verdim ve o şekilde devam ederek psikiyatrist oldum. Felsefeye de, psikolojiye de yakın bir şekilde. Bizler o yıllarda, ülkenin en hareketli dönemlerinin yaşandığı o yıllarda, bir yandan amfi sıralarında, laboratuvarlarda derslerle ilgileniyorduk. Ama bir yandan da ülke meseleleri için okumaktan, düşünmekten ve çalışmaktan geri durmuyorduk. Ben lisenin bir bölümünü Kırıkkale'de okudum. O zaman abiler vardı. Bizim de abilerimiz vardı. Ankara'da okurlardı. Hafta sonları Kırıkkale'ye gelirlerdi. Biri Beşir Atalay, şimdiki bakan. Biri de Ahmet Arıca diye bir arkadaşımız, abimiz vardı. Siyasal bilgilerde okurdu. Onlar bize dergi kitap getirirlerdi. Büyük Doğu dergileri, onların sayesinde Necip Fazıl Kısaküre'yi tanımam ve hayatımın bir döneminde Büyük Doğucu olmam onlar sayesinde. O dönem Milli Türk Talebe Birliği'nin ikinci başkanlığı Ankara'daydı. Ve ben orada iki dönem yönetimde bulundum. O dönemde dergiler çıkardık, yazılar yazdık. Mesela Talebe diye bir düşünce dergisini çıkardım üniversite yıllarında. Benim hayatımda fakültenin sanıyorum 3. 4. sınıfındaydık. Mısır'dan ve Pakistan'dan yapılan tercümelerde dönüm noktasıdır. Seyit Kutuplar, Mevdudiler dönüm noktasıdır. Bu kitapları okuduktan sonra bizim ideolojiye, siyasete bakışımız, dine de bakışımız değişti. Daha devrimci, daha radikal tavırlar takındık. O zamana kadar okuduklarımız bize hafif gelmeye başladı. Meşhur Yoldaki İşaretler kitabı benim için çok önemli. Yine Mevdudi'nin Dört Terim diye dini anlatan önemli bir ifade vardır. Dini devrimci bir şekilde yorumlar. Ondan sonra benim için her şey değişti. Daha adaletçi bir şekilde, daha özgürlükçü bir şekilde din okumaları yaptım. Bu şekilde öne çıktım ve bugünkü siyasal düşüncelerimin şekillenmesinde bu kitapların Türkiye'ye tercüme edilmesi çok önemlidir diye düşünüyorum. 1978 yılının Ağustos ayında mezun oldum tıp fakültesinden. Bir gün sonra da tayin için başvurdum. Adını duymuştum ama hiç görmemiştim. Rize'ye yakın diye Artvin'in Borçka ilçesi Camil nahiyesine gittim. Yani Maçakale. Birkaç ay çalışırım, biraz para eder, askere giderim diye düşünmüştüm. Öyle Artvin'deki sağlık ocaklarından birini seçtim. Ama nereye gittiğimi, seçerken nereye gittiğimi bilmiyordum. Artvin'e geldim göreve başlamak üzerine. Sağlık müdürlüğüne gittim. Herkes bana böyle bir başına bir iş gelmiş insan gibi bakıyor. Hayırdır ne oldu? Dediler nereye gittiğini biliyor musun? Biliyorum. Nereye gittin? Borçkan'ın Camil diye bir nahiyesine gidiyorum. Ya biliyor musun sen orada 8 ay kardan yolu kapanır. Hayır bilmiyorum. Ama gitmiş olduk bir kere. Gittikten sonra da geri dönemedik. İnsanlar çok ısrar ettiler orada bir kış geçirmem. Babama kadar geldiler. Ben de karar verdim. Orada çalıştım 2 sene 78-79. Ve hayatımın en güzel günleri. Oradan hala kopmuş değilim. Her yazın gidiyorum. 12 Eylül ile beraber psikiyatri ihtisası için Erzurum'a gittim. 1983'te de psikiyatri uzmanı oldum. O dönem zorunlu hizmet vardı. Kura çektim. Gaziantep Özel Tıp Cezaevi çıktı. Tam da 12 Eylül rejiminin cezaevindeki siyasi tutukluları ıslah edip topluma kazandırma projesinin hayata geçirildiği dönemdi. O dönem işkence Türkiye'de doğal bir şeydi. Hele sorgulamalarda ve cezaevlerinde rutin bir şekilde işkence yapılırdı. Biz böyle bir dönemde cezaevinde mecbur hizmet olarak gittik. Ve işkenceye defalarca müdahale ettik. Sağdan soldan kim olursa olsun kime işkence yapılıyorsa müdahale etmeye çalışıyorduk. Ve bir keresinde bir öğretmen arkadaşla beraber böyle bir işkence olayını deşifre ettiğimizden dolayı bizi sürgün ettiler. Beni henüz açılmamış bir cezaevine, Aydın'a tayin ettiler. Öğretmen arkadaşımız da başka bir yere.
Sonra şimdi yine siyaset yapan Abdülkadir Aksu valimizdi. Onun sayesinde Gaziantep Devlet Hastanesi'nde kaldım. Daha sonra orada mecbur hizmetimi tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine adım atmış oldum ve o şekilde devam ettim. İşte yine baba ocağı sayılan topraklardaydım. Trabzon'da çalışmam, Rize'de çalışmak demekti. Bir yandan da her hafta sonu Rize'ye gidiyordum. Büyüklerden kalma araziye el attım. Meyveleri yeniden diktim. Araziyi ıslah etmeye çalıştım. 15 sene çalıştım Trabzon'da. Önce doçent oldum, sonra profesör. Bu süre içinde yurt içinde ve dışında konferanslara katıldım, dersler verdim, kitaplar, dergiler çıkardım ve siyasetle ilgilendim. Tam işte bu 28 Şubat olmuştu. Biz de Trabzon'da 3-4 arkadaş hedef tahtasına konulmuştuk. Çünkü çok sayıda siyasi faaliyetler vardı ondan önce. İşte dernekler vardı, vakıflar, dergiler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar. Hedef olduk. Sürgün girişimleri oldu. Mahkeme kararları ile geri döndüm. Tabii Ankara'da da siyaset ciddi bir şekilde büyük baskılarla devam ediyordu. Refah Partisi kapatıldı, Fazilet Partisi kuruldu. Ben böyle aktif siyasetle, partiyle falan uğraşan bir insan değildim. Ama öyle bir bu baskılar bizi öyle yere sürüklendi ki bir süre sonra Fazilet Partisi'ndeki arkadaşlarla görüşmeye, temaslara, bazı düşüncelerimizi aktarmaya, niye böyle yapıyorsunuz, niye böyle yapmıyorsunuz diye aramaya devam etti. Arama şeklinde girişimlerimiz oldu. Bir süre sonra da kendimi Recai Bey'in danışmanı olarak buldum. Resmen danışman oldum bir yazıyla. Bütün bu işleri yaparken 1999 seçimleri geldi. Yani yine böyle milletvekili aday olmak falan aklımın ucundan geçmezken ya niye olmuyorsun işte Şevki Yılmaz yasaklandı yok Rize'de kimse yok. Olsan ya olur muyum teşkilat var ben çok teşkilatla ilgilenmedim derken işte o sürece girdik. Ve kendimi 1999 18 Nisan'da yapılan seçimde Rize milletvekili olarak Ankara'da buldum. Ben milletin temsilcisiyim. Millet adına bunu konuşuyorum. Yüreğin yetiyorsa gelirsin, sen de burada konuşursun, davanı savunursun. Ben her yerde konuşurum. Ben her yerde konuşurum. Sen de gel burada konuş. Gel, gel bu yasayı savun Sayın İday Sever. Gel burada savun. Eğer yüreğin yetiyorsa. Yetmez yüreğin. Yetmez yüreğin. Akşama kalmaz. Akşama kalmaz hükümetten indirirler sizi. Korkuyorsunuz. Mecliste görev yaptığım süre boyunca doğru bildiklerimden hiç şaşmadan sonuna kadar gittim. Daha önceden de hem Mazlumler hem de İnsan Hakları Derneklerine üyeydim. Mecliste İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi oldum. Dönemde tabii insan hakları ihlalleri çok yaygındı. Başka da doğuda, güneydoğuda olmak üzere büyük olaylar vardı ve büyük insan hakları ihlalleri vardı. Sadece doğuda, güneydoğuda değil tabii Türkiye'nin her tarafında insan hakları ihlalleri vardı. Ve ben çok yoğun bir şekilde, daha önceden bir insan hakları aktivisti olmanın verdiği avantajla da çok yoğun bir şekilde insan hakları ihlallerine müdahale ettim. Orada böyle mazlumun kimliğini falan ayırmadık. Her tarafa gittik, her tarafa müdahale ettik. Bütün siyasi hayatım boyunca üzerinde yıllarca çalıştığım Peygamber Efendimiz'in Medine deneyimi benim için yol gösterici oldu. Peygamberimizin Medine'de yaptığı bir Medine sözleşmesi var. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra sadece Müslümanlarla değil, Ensarla değil, orada yaşayan herkesle bir araya geliyor. Yahudiler, müşrikler, Hristiyanlarla bir arada geliyor ve birlikte yaşamanın ilkelerini yazıp altını imzalıyorlar. Bu bence çok önemli bir şey. Orada bütün insanların güvenliği, özgürlüğü ve adalet ilkesi üzerine imza atılıyor. Buradan hareketle ben devletin görevinin işte din dayatmak, insanları bir yerden bir yere götürmek değil, insanları özgürleştirmek olduğu, bütün insanların güvenliği, bütün insanların ekmeği, refahı ve bütün insanların özgürlüğü için çalışması gerektiğini gördüm, biliyorum siyaseten. Siyasi hayatımda da, içinde bulunduğum partilerde de bunların mücadelesini gördüm. Bunları hayata geçirilecek ortamlarda aktif siyasette kaldım. Geçirilmeyecek durumları görünce de
uzaklaştım. Fazilet Partisi içinde başlayan gelenekçi yenilikçi ayrımında ben gelenekçi çizgiden yana durdum. Bu ayrımdan iki parti doğdu. Saadet Partisi ve AK Parti. Ben siyasette bu herkesin güvenliği, herkese ekmek refah ve herkesin özgürlüğü ilkesini esas kabul ediyorum. Ve dinin de İslam'ın da bunu murat ettiğini düşünüyorum. Siyasete yönelik olarak düşüncece budur diye düşünüyorum. Ve bunu her platformda dile getirdim. Her platformda bunun mücadelesini verdim. Saadet Partisi'nden epey uzun süre ayrıldıktan sonra yeni bir imkan ortaya çıkınca Numan Bey'in genel başkanlığı ile beraber mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaydı. Kazanma şansı olmamasına rağmen o kürsüden bu sözleri ifade etmek amacıyla aday oldum. Ve bu söylemin siyasi söylem olarak yeniden kurulmasına katkı sağlamaya çalıştım. Yıllar sonra artık birikimlerimi Rize için kullanma imkanı doğdu. Rize'den, değişik çevrelerden teklif gelince çok düşünmem gerekmedi. Şimdi reddedilmeyecek duaya talibim. Şimdi Rizelilere her şey bir hayır duanız, bir teşekkürünüz, bir güler yüzünüz için deme şansı ortaya çıktı. Bu benim aynı zamanda doğduğum, büyüdüğüm, benim bu hale gelmeme sebep olan, katkı sağlayan ve bağlı olduğum Rize'ye, bu topraklara bir vefa borcumdur da. Rize için aday olduğumda söz verdim. Daha evvel de bu sözü vermiştim ama tekrar ediyorum. Kibirlenmeyeceğiz dedim, mahcup etmeyeceğiz dedim. Yalan söylemeyeceğiz ve yetim hakkı yemeyeceğiz dedim. 1954 yılında Rize'de başlayan yolculuğum 60 yıl sonra Rize'de devam ediyor. Şimdi Rizelilerle beraberiz tekrar. Ve Rizelilerle beraber Rize'yi yeniden inşa edeceğiz. Ve bu nedenle diyorum ki haydi.